Merhaba. Bugün de bir gerçeğin peşinde olan bir grup olarak ve nerede saklandığını ortaya çıkarmaya çalışan bir grup olarak size yeni bir konu takdim etmek istiyorduk. Bu konu aslında normalite. Normal nedir? Normaliteye ne koyacağız? Ben bu konuyu açabilirsem, Oğuz Bey'den ödünç aldığım bir ifadeyle meseleye bodoslamadan gireceğim. Şöyle ki, bir ifade ve bir tarihsel veri, Mayalar. Herhalde Türkiye'de Mayaların kimler olduğunu biliyoruz. Çünkü ben Maya sitesinde oturuyorum. Yani bunda çok fazla izahat verecek değilim. Ama herhalde eski Orta Amerika bize ait değil vesaire. Peki Mayalar beni neden bu kadar önemli bir süreç halinde karşıma geçiyor? Bilhassa bu normalite ile ilgili olarak konuşacağımız zaman. Şimdi Mayalarda bir oyun var. Bizim futbol oyunu gibi. Ama biraz farklı. Şu açıdan farklı. Onlar da bir lastik topla oynuyorlar. Onlarda da iki takım var. Fakat takımlar arasındaki karşılaşmada şeyleri kırılan, kemikleri kırılan, ondan sonra bir daha ayağa kalkamayan, çok sert bir oyun aslında. Yani oyuncular burada gerçekten girdikleri zaman belki de bir uzun kaybedeceklerini biliyorlar. Bu aslında bir özelliği daha var. Bilmiyorum bizim bugünkü futbolla ne kadar yakın. Bu hangi takım kaybederse o takımın başındaki kişi, lider, kafası kesiliyor. ve oyun bu şekilde bitiyor. Bilmem ne dersiniz bu şekilde başlarsak? Zamanla çok oyuncu kalmaz gibi geldi bana. Gayet normal. Normal. Yani normal düzenin gerektirdiği, yani düzene uyum sağlamak. Sağlıklı insan da uyum sağlamak istiyor. Neye uzun sağlıyor? Düzene uyum sağlıyor. Otoriteye uyum sağlıyor. Mayalarda verdiğiniz örnekte de o belki 1000 yıl, belki 1500 yıl oynanan bir oyun. Gelenekselleşmiş ve oyunu iyi oynamaya çalışanlar var. İyi oynarken de başkalarının kellesi de gidebilir, kolu kemiği de gidebilir herhalde. Bu normali biz bu süreçten nasıl geçiyoruz? Benim de aklımda azıcık şey var, psikoloji var. İşte Freud'un ünlü egosu, id ve süper egosu var. Annem bana şöyle anlatmıştı onu ve hep aklımda kalır. İd bir at. Delicesine koşabilen, sağa sola oraya bir diye, yani dürtüsüyle, arzusuyla gidebilen bir at. Ego, süvari, atın üstünde. Süper ego da atın dolaştığı yerler, yani çevre. Şimdi çevre diyor ki buradan geçebilirsin, buradan geçemezsin, buradan şu kadar hızlı geçersin vesaire. At diyor ki ben istediğim yere koşarım. İd. Ego diyor ki tamam at seni anlıyorum, istediğin yere gitmek istiyorsun, ben de seninle oraya gitmek istiyorum ama bak şurada şunu yapamam, burada bunu yapamam. Süper egonun etkisiyle oradan bir normal kavramı çıkmaya başlıyor. Yani onu dengeleyen insan, o idden gelen, o dürtülerden gelen, hatta Freud'da o işte cinsel dürtü falan, onu dengeleyen süper egoyla sağlıklı bir insan oluyor. Ama uyum sağladığımız düzen ne kadar sağlıklı, onu pek kimse sormuyor genel anlamda. Evet. Mesela işsizlik var kapitalizmde. Yani kaçınılmaz olarak işsizlik var.
bazı insanların işsiz kalacağı belli. Okuduğu halde, bir işi öğrendiği halde. Ama bizim o işsizliğe uyum sağlamamız bekleniyor bizden. Normal bekleniyor. Ona baş kaldırmamız beklenmiyor. Ya işte dünyanın dört tarafında bu nükleer arsenaller var. Sovyetler'de var, İsrail'de var, Çin'de var, Pakistan'da, Hindistan'da vesaire. Bir anda beş kişinin bilmem nesiyle, saçmalığıyla dünya uçabilir, gidebilir. Ama bu normal bir dünya nedense. Biz de bu normal dünya içinde gidip gelmeye çalışıyoruz. Peki bir şey soracaktım. Yani bugünkü mesela orada bir benzetme yapabilirsek. Bugünkü maçlarımızda, yani futbol maçlarımıza gideyim. Çünkü bazen çok benziyor. Bir gelişmişlik var mı o zamana göre? Yani maçın kendisinin havası, esprisi bizi başka bir aleme götürüyor mu? Bu centilmenlik mesela konusu ilginç bir şey. Çünkü orada da centilmenlik vardır herhalde. Yani senin kolun bilmem kırılacağına benim kolum kırılsın, zarar yok. Bizim çok eskiden beri birbirimizi korumamız gibi bir şeyimiz var. Yani bu gibi bir takım yenilikler ve ne bileyim ben ilerleme sayılabilecek olan konular var mı? Aynı şey maçları birbirleriyle karşılaştığımız zaman. Evet. Ben tabii o kadar dakik bir futbol izleyicisi olma iddiasında değilim ama çok yok gibi geliyor bana. Şöyle anlatayım. Şimdi aslında tekrar normal kavramına dönerek lafa başlarsak kandırıcı bir tarafı olan bir laf bu. Demin Gündüz'ünde anlattığı gibi, yani norm, işte bir düstur var, bir kural var, işte ona uygun diyoruz. Tabii ki bu norm sonuçta geliyor toplumun o andaki bakış biçimine ve işte onaylamasına, neyi beğeniyor, neyi beğenmiyor, bunlara bağlanıyor. Yani o bir mutlak ima ediyor bize, normal. Halbuki hiç mutlak olmayan bir şey aynı zamanda. Şimdi bu futbolda, yani futbol ve her şey. Yani yaşadığımız tarih boyunca işte o insanların istedikleri, daha çok takdir ettikleri, beğendikleri şeye bağlı olarak iyi futbol, kötü futbol vesaire. Bence şey var, yani fiziksel bir ilerleme var. Yani bunu hani futbolla gene sınırlamayalım da mesela atletizm dediğimiz zaman, yani bedeni şeylerde bedeni bir maharet, bir üstünlük içeren bütün bu işte yarışmalar, şunlar bunlar, habire dünya rekorları kırılıyor. Yani şimdi ne bileyim ben gençlik yıllarımda, işte çocukluk yıllarımda 100 metre 10 saniyenin altında koşulamaz derdim. Şimdi koşuyorlar adamlar. Yani şimdi buna benzer birçok şey var. Yani futbol oynayanlar da herhalde bundan 50 yıl önce işte top uzaklaştığı zaman adam esnerdi. Belki oturup dinlenirdi, artık bilemiyorum. Şimdi mümkün değil yani, her an şey halinde, teyakkuz halinde, her an koşma, işte topsuz oyun diyorlar falan mesela şimdi. Yani demek ki nasıl oynayacağın topa da bağlı değil. Yani bu gibi, yani bedeni şeyini, yeteneklerini geliştirmekte bir ilerleme var. Ama şey diye soruyorsun, yani bir centilmenlik, bir centilmenlik ilerlemesi olduğu kanısında değilim, hatta tersine. Yani punduna getirip her türlü haltı yemekte de bir ilerleme var. Yani tam tersine, yani bir ilerleme var. Ki bunun tabii bir yandan da işte mesela bir dünya şampiyonu oldu Arjantin, Maradona eliyle gol attı. Herkes de televizyonda görmek daha kolay. Zavallı hakem görmedi orada. Yani bunun da bir dünya şampiyonu belirlendi. Şimdi bu centilmenliğe sığacak bir şey mi? Sonra tabii Maradona kupayı mupayı aldıktan sonra işte elimle attım.
diyebiliyor. Bunu da kimse yadırgamıyor. Demin Gündüz'ün söylediği gibi. Yani çünkü normal yani eliyle golü atmak ve bununla şampiyonluk kupasını eve götürmek normal. Öbürü anormal olurdu. Yani mesela golü atmış, hakem de düdüğü çalmış. Bu maç spikeri diliyle santrayı göstermiş falan var ya bu klişeler. Maradona santraya gitmeyip hakem bey ben elle atmıştım falan derse o zaman herkes çok yadırgar herhalde durumu. Onun için yani şey işte böyle hani atom bombası şu kadar megatonlukken şimdi bilmem ne kadar megatonluk atom bombasını yapıyoruz. Bu bir ilerleme. Ama herhalde o atomu da birilerinin kafasına atmak hiçbir ilerleme falan değil. Tam tersine bir şey. Sanıyorum bu seyir yaşadığımız hayatın bir sürü alanında karşımıza çıkıyor ve en anormal dememiz gereken şeyleri normal diye benimsemek durumunda kalıyoruz. Yani. Murat'ın hızından devam edebilirsem işte daha çabuk yani hızlı bir topluma girdik. Yani sadece fiziki becerilerimizin gelişmesi bakımından değil her şey daha hızlı. Evet. Yani türümüzün evinme açısından bakarsak işte bir televizyonu sabahtan akşama kadar seyredin. Herhalde 10 tane ırza geçme, 100 tane insan insanı öldürmesi, hırsızlık, 30 tane aşk, 5 tane boşanma. İşte. Gerçeklik bile yetişemiyor yani değil mi? Yani yetişemeyecek kadar bir saldırı altında sanki insanın dima ve vücudu. Ve ona karşı da bir duyarsızlaşan bir insan var. Çünkü hepsine tepki göstermemiz mümkün değil. Tekil bir cinayet olsa eyvah dehşet diyebiliriz ama bu yaşadığımız yüzyıllarda son işte iletişimin de arttığı yüzyılda bütün bunları görmek bizi azıcık duyarsızlaştırıyor. Fakat bence çok daha geriye gideceğim mayalardan. Yani türümüz evrime açısından çok anormal bir süreçte yaşıyor. Şimdi çok çok eskiye gideceğim. İlk iki ayak üstünden 6 milyon yıl önce işte sana bir zaman makinesi yapalım. Hı? Sana bir zaman makinesi yapalım. Uçtuk. İşte o zaman makinesinde 6 milyon önce insanların 50'şer kişilik topluluklarda yaşadığı tahmin ediliyor. 3 milyon önce 70'e çıkmış o topluluk. 1 milyon önce işte Homo habilis dedikleri alet kullanmaya başlıyor. 80'e çıkmış. 250 bin yıl önce işte artık dilin başladığı da konuşmanın başladığı tahmin ediliyor. 150'ye çıkmış. Şimdi bu aşağı yukarı 6 milyon yıllık bir süreçte az çok aynı rakamlar. Şimdi yaşadığımız bir şehirde belki 15 milyon, 20 milyon insan var. Ve bu türümüzün geçmişine baktığımızda %1'inin birinin biri değil belki şimdi içinde yaşadığımız süreç. Yani evrimsel olarak, psikolojik olarak buna alışmamız çok çok güç. Alışacağız tabii eğer dünya devam ederse ve büyük şehirler devam ederse. Ama bu uzun bir süreç alıyor ve buna alışırken o küçük grupta herkes birbirini tanır, birbirine güvenir veya kime güvenilmeyeceğini bilmezken bunu şimdi devletlere, kurumlara teslim ediyoruz. Ve kolay değil kurumlara teslim etmek. Orada çok çatışmalar çıkıyor işte. Devrimler oradan çıkıyor, isyanlar oradan çıkıyor vesaire vesaire. Onun için yani türümüz anormal bir duruma uyum sağlamak için de çok genel olarak gibi geliyor bana. Evet, peki bu burada ben bazen naifliğim dolayısıyla galiba bir ilerleme gibi bir şey görüyorum. Ama onun tam aksini de söylemek mümkün. Yani demin senin söylediğinden. Burada peki bir ilerlemenin başlangıcı yani tünelin ucundaki ışık var mı? Yoksa herhangi bir şey yok mu? Bence çok çok mühim. Yani ışığın olup olmaması. Vallahi en büyük ilerleme bence bir Adem ve Havva ile mesela cennetten kovulmalarıyla
Çünkü insan olmanın başlangıcı o. Orada tüfekli bir iki kişi var. Ekmek elden, su gölden. Veyahut da Prometheus'un ateşi çalması. Tanrılardan ateşi çalıyor, insana veriyor. Yani orada insanın bir başlangıcı var. Kendi kaderini tayin etmek, kendi yolundan gitmek. Ve daha demokrat toplumlara geldikçe insan oradan iyiye doğru gidiyor. Çünkü kendi geleceğini denetleyebilmeye ve yönlendirebilmeye başlıyor. Olumlu bir şey varsa bence gücümüzün tanrılardan bize devrolması azıcık ve bizim düşünerek, mantıkla önümüzü ama duygularla da, aşkla, sevgiyle yolumuzu açmaya gayret etmemiz. Benim olumlum bu. Evet. Murat, senin bir olumlum var mı bu konuda? Yani... Vallahi evet. Şimdi bu herhalde hepimizin kafasını çok kurcalayan bir sorudur. Yani tarihte bir ilerleme var mı yok mu? Yani böyle genellediğimiz zaman. Ben buna baktığım zaman evet, bazı alanlarda yani bir sürü karamsar kötü şey söylenebilir ama sonuçta bazı ilerlemeler olduğu ve bunun da çok önemli olduğu kanısındayım. Evet, onun nerede olduğunu, hani evet, şeyin gerçeğin gizlisinin gizlisini arayan bir grup olarak onun nerede mevcut olduğunu bulmak kendi başına bir büyük bir çaba isteyen bir şey galiba. Evet. Çünkü birbirine çok benzeyen şeyler var. Olasılık var normalin yanında. Ama olasılık normal değil. Olasılık, hı hı, bizi tamamen başka bir yola sevk eden ve uzun vadede hani bizim ayrıca konuşmamız gereken veyahut da normalite ile olasılık arasındaki ilişkilerin neler olduğunu, hı, sanki ortaya çıkarmamız gerektiği gibi bir mesele var. Ve bunu uzun vadede sanıyorum ki yapmak, neyse biz peki yapamayız ama hiç olmazsa bu birbirinin çok benzeri olan metaforlarla yaşadığımız bu ülkede, bilhassa bu ülkede neyin ne demek olduğunu bir kere bulmamız lazım gibi geliyor. Şimdi dün bir programda benim siyaset bilimi şeylerimizden meslektaşlarımdan biri diyordu ki Türkiye'de kadınlara karşı alınan menfi tavrın bilinmesi diye bir şey yoktur aslında. Gazeteyi okuyan bunu bilir. Şimdi aklıma gelen bir şey şu oldu. Acaba şeyimiz var mı? Böyle bir sanıyorum ki bu konuyu konuşmak için bir yeniden bir bölüm gerekecektir. Şimdilik bir reklam arası vereceğiz. Teşekkür ederim. Normallik bir metafor veyahut da metafordan da daha sert bir şey, benzetme tipi. Toplumlar arası kıyaslamalar yaptığımızda sanki bir tanesini normal olarak almak gerekiyor ve o zaman öbürleri anormal. Öyle bir uyum sağlama yeteneğimiz var ki en olumsuz koşullara, evet, dahi, hem doğanın en olumsuz koşullarına hem de toplumun en olumsuz koşullarına. Evet. Demin bundan önce gündüzün bir meselesiyle sanıyorum ki karşı karşıya kaldık. Daha doğrusu gündüzün çözmesini beklediğim bir meseleyle. O da şu, bir nihayet normallik bir metafor veyahut da metafordan da daha sert bir şey, benzetme tipi. Onun dışında olasılık veyahut da ona benzer
bir takım kelimeler var ki onlar sanıyorum ki bizim bugünkü düşünce tarzımızı, yani halk arasında diyebileceğimiz düşünce tarzının temellerini araştırmaya doğru gitmeyi gerektiriyor. Ne dersin bu? Valla birinci şey, sizde çok paylaşıyorum galiba, çünkü yani Türkiye'de sosyal bilim henüz, roman daha fazla, fakat sosyal bilim kendi ülkesini henüz pek tanımıyor gibi geliyor bana. Yani bazen kamuoyu anketleri falan yapılıyor ama onlar da ne kadar sağlıklı, ne kadar yönlendirici her zaman tartışılır. Hatta öyle bir örnek var. İşte kamuoyu yoklamacısı gider Türkiye'de bir köye, işte hangi parti kazanacak diye fikrini sorar. Köylü gayet akıllı tabii, çünkü kuşkuyla bakıyor bu kendisine gelen ve fikrini soran adama. Çünkü köylünün pek fikri sorulmaz Türkiye'de, sorulmadı uzun yıllar. Vallahi beyim diyor, siz benden daha iyi bilirsiniz, siz şehirlisiniz diyor. pek tanımamız kolay değil Türkiye'deki kamuoyunu. Kadının rolü nedir? Evet, kadın eziliyor, dayak yiyor vesaire. Ama ne zaman dayak yiyor, niçin dayak yiyor, dinamik nedir? Yugoslav, eski Yugoslavya'daki bir kadına göre farklı mı değil mi? Niçin farklı? Bunları hiç bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki, erkeğin kadına karşı normal sayılan davranışı yakın zamanda bile çok çok değişti. Yani dayak atmak daha normaldi belki kadına. Kadının çalışmaması normaldi. İstanbul'da ilk bir lokantada, kafeteryada çalışan kadın Bab Kafeteryası 1960'larda galiba. Evet. Kadınların gece çalışması vesikalı işçi gibiydi hatırlarsanız. Yani genel evde çalışıyor gibiydi kadınlar. McDonald's'da bir kadın çalıştığı için hatta bundan 10 yıl önce falan galiba soruşturma açıldı. Hatta belki karakola götürdüler, sen bu saatlerde nasıl vesikasız çalışabilirsin diye. Yani o anlamda kadının rolü ve kadına göre erkeğin rolü de çok herhalde değişmekte. Amerika'da 60'lı yıllarda doğum olacak, işte baba dışarıda bekler. İşte çocuğunuz oldu haberi gelir, kocaman bir pura yakardı hastanede. Şimdi sigara içmek yasak olduğu gibi o erkek artık doğuma da giriyor. Doğumu paylaşıyor. Şimdi bu normal. Halbuki 20 yıl önce öbürsü normaldi. Ya da aynı zamanda bir yerde normal olan başka bir yerde anormal. Bir de o var, yani bu toplumların eşitsiz gelişme diye bir genelleme altında söyleyebileceğimiz. Tabii şimdi böyle de söyleyince başka bir yine bir teorik yanlışlık ihtimali ortaya çıkıyor. Yani toplumlar arası kıyaslamalar yaptığımızda sanki bir tanesini normal olarak almak gerekiyor ve o zaman öbürleri anormal oluyorlar. O zaman sanki yani bir tarih dediğimiz şey bir koridor gibi. Ve herkes o koridordan geçmek zorunda. Bir önden giden, bir arkadan giden falan, ama hep herkes aynı şeyleri yaparak geçecek gibi. Halbuki böyle de değil. Yani belki hiçbir zaman, yani bazı şeyler her yerde normal veya her zaman normal olmayabilecek yani. Bunlar hani nerede? Yani bu ilerleme denen şeyde nerede? Sonuç olarak yani bence işte insanların birbirlerini kırmadan dökmeden yaşamanın normal hale gelmesi, işte bu progre ya da ilerleme diyeceğimiz şeyi yapacak. Ben o birinci bölüm biterken şey geldi aklıma. Şimdi benim çok sevdiğim bir Japon yazar var. Japon ama İngiltere'de yaşayan, işte bu Kazuo Ishiguro. 5 yaşındayken İngiltere'ye gelmiş. Bütün romanlarını severek okuyordum. Zaten çok da yok. Bu Beni Bırakma, Beni Asla Bırakma diye nispeten yeni bir romanı çıktı. Uzun bir zaman, uzun bir zaman derken epey bir sayfa, tam ne olduğunu anlayamadan okudum. Bir gençken bir kadın bir çocukluğunu anlatıyor falan filan. İşte harpten önce sonra falan gibi laflar geçiyor. Sonra bilmem yüz bilmem kaçıncı sayfada birdenbire anlıyorsun ki bu harp dediği 3. Dünya Harbi. Bu da yani bir gelecek şeyi.
Ve insanlar bu organ nakli için klon yetiştirmeye karar vermişler. Bunlar da meğer o işte anlattığı okul günleri falan diye bu işte klon olarak üretilmiş insanlar. Ama tabii bunlar da insan bir yandan. Duyarlılıkları var, bilmem neleri var. Yani ölüm korkusu var, her şey var. Ama belirli bir yaşa gelince işte bunları kesiyorlar, böbreğini alıyorlar, başkasına takıyorlar, ciğerini alıyorlar, başkasına takıyorlar. Genel olarak da üçüncü ameliyattan sonra falan da ölüyor bunlar. Bunların bazılarını işte donör yapıyorlar, yani organ veren, bazıları da işte bakıcı oluyor ve ötekilerine işte o ameliyattan geçtikçe falan bakıyorlar. Şimdi bu korkunç geldi bana. Ve gene tabii bu ilerleme kavramını düşündüm. Yani şimdi burada da yani bir teknolojik bir ilerleme var. Ama bu teknolojik ilerleme müthiş bir çıkar bencilliğiyle işte böyle bir aşağılık ve her an feda edilebilir bir soy yaratıp işte onun organlarından yararlanmak üzere. Şimdi mesela ben kendimi düşündüm. Ben solcuyum falan, sosyalist oldum. Genç bir yaşımda. Niye oldum? Yani o zaman işte Marksizm vesaire içinde işçinin işte artık değerini alıyorlar, sömürüyorlar falan. Ama şimdi bu Kazuo'nun anlattığı düzenin gerçekten bir gün kurulduğunu düşündüğümüzde şimdi artık değermiş de bilmem neymiş de falan bayağı adamın ciğerini alıyorlar. yani istismarın olabileceği hani bana göre benim tasavvurumun erişebileceği en öte noktalardan biri. Ama bir bakıma da niye solcu olduğumu daha iyi anladım. Vazgeçtim artık değerden bilmem neden, ama bu insanın bu istismar şeyinin ne yapacağız? Yani bu ayakta kalabilecek yani fark. İlerleme var mı yok mu? Demin var dedim. Böyle de inanıyorum ama yani bunu böyle bir gönül rahatlığıyla işte hayat böyledir merak etmeyin filan demek de çok mümkün görünmüyor doğrusu. Yani çok zor hakikaten bu senin koyduğun konu, çünkü öyle bir uyum sağlama yeteneğimiz var ki en olumsuz koşullara dahi, hem doğanın en olumsuz koşullarına hem de toplumun en olumsuz koşullarına. Evet. Ben o Ishiguro'nun romanında yaşıyor olsam ben de uyum sağlayacağım o romana ve ben de bir klonum olacak. Aklıma bu Primo Levi temerküz kampları üzerine yazdıkları geliyor. Aynı ranzada baba oğul var. Baba ölüyor. Oğlu da yanında ranzada. Babanın ağzında bir ekmek parçası var. Ve başka birisi baba tam ölürken ekmek parçasını kapıyor babanın ağzından. Babanın oğlu sonradan anılarını anlatıyor yıllar sonra. Yakınıyor. Babası öldüğü için üzülmüyor. Artık o halden çoktan çıkmış temerküz kampında. O ekmeği ben niçin kapamadım? Mın hırsı içinde. Şimdi bu en olumsuz kampa dahi bu şekilde uyum sağlayabiliyor insan. Yahut aklımda sizi ilgilendiren başka bir örnek var Şerif Bey. Daha o kadar dehşetli bir ortam değil ama gene kötü bir ortam. 12 Eylül Türkiye'si. Kitaplar yasaklanıyor. Kitaplar yakılıyor. Devletin jandarması evlere baskın yapıyor, kitapları alıyor, kitap sahiplerini hapishaneye atıyor. Bunlar olurken bizim üniversitenin kütüphanecisi buraya da baskın gelebilir düşüncesiyle, uyum sağlıyor düzene bir anlamda. Buraya da baskın gelebilir düşüncesiyle zararlı olabileceğini düşündüğü, zararlı olabileceği düşündüğü kitapları kütüphaneci gizliyor. Gizlediği kitaplardan bir tanesinin adı Şerif Magni'nin yazdığı Din ve İdeoloji. İdeoloji çünkü tehlikeli bir kelime. Şimdi bu tip uyum sağlamak da var. Yani otoriter rejimlere gönüllü bir şekilde uyum sağlamak var. Bu işbirliğinden öte bir şey, farklı bir şey. Yani her koşula uyum sağlayabiliyoruz ama uyum sağlayabilmemiz bizi sağ tutuyor tabii. Ve tedricen belki ateş ederek değil de daha bir insancıl bir şekilde o rejimi değiştirmeye çalışıyoruz. Veyahut da çalışamıyoruz, ölüyoruz, öldürülüyoruz. Ama bu uyum çok, hele otoriteye uyum çok var bizde.
Murat bir şey söylemişti biraz önce. Bu bir tabakalar arasında da bir araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirten bir yaklaşım. Gerçekten de hani normal bu şu tabaka için böyledir, şu tabaka için böyledir. Şimdi bunlar tabii çok genel sözler ama bence burada bir tabaka araştırılması meselesi de yatıyor. Ve onu da gerçekten yapmamız lazım. Çünkü Türkiye'de işler bu şekilde gidiyor galiba. Yani tabakalar arasında bir rekabet, tabakalar arasında bir normalin ne olduğunun ifade edilmesine çalışmak. Ne dersin bu tabakalar meselesine? Evet, şimdi sanırım bu hayatın bir kuralı, yani böyle olması. Evet. Yani her grup olarak tanımlayabileceğimiz, belki başka bir açıdan baktığımızda farklı gibi görünmeyecek. Hani işte Türkler dediğimiz zaman işte şu kadar milyonu Türkler kategorisine sokabiliriz. Ama işte sınıf diye bakmaya başladığımız zaman bütün o Türkler ayrışmaya başlarlar. Kural yani bu ayrışmanın olması herhalde. Çünkü insanlar birbirlerini takip etmeye çalıştıkları halde başaramıyorlar. Yani demek ki yani bir ortaklık olamıyor. Evet. İsteseler bile olamıyor. Mesela çok basit sıradan bir örnek vereceğim. İnsanlar çocuklarını nasıl adlandırıyorlar? Bir günde bir adlandırma programı şey yapalım. O da önemli bir konu çünkü. Ben şimdi mesela kapıcının kızı Kezban'dır. İşte üst kattaki kiracının da kızı olur. O mesela Perran koyar, işte Şemsa koyar falan adını. Bir zaman sonra kapıcı haberdar olur. Yukarıdaki Şemsa Hanım'dan o yeni doğan çocuğuna işte Şemsa adını koyduğunda bu sefer şeyde kapıcının kızı Şemsa olduğunu haber alan kiracı kendi kızını Hatice yapar falan. Yani bu böyle bir sürekli bir şey kovalamaca halinde ama bir türlü o norm tutmaz yani aynı olmaz. Aynısını yapmaya çalıştı. Ya mesela şeyi hatırlıyorum, bu Londra'da kaldığım sıralarda bir 1830 diye yazar kuruluş tarihi bir şemsiyeci vardır. Oraya gittim, işte bastonlar da var, bakıyorum falan onlara. Ben ne anlayacağım bastondan, bastonun tahtasından, şundan bundan, bilmem ne tahtasından baston var diyelim 58 pound falan. Onun tıpkısı var ama o taklit, o tahta mahta değil, boyamışlar falan, o 5 pound. Şimdi herkes şeyine göre alacak, işte kesesine göre o bastonu alacak ama diyelim metroda yan yana aynı bastondan ama biri pahalı biri ucuz edilmiş iki adam yan yana otururken o İngiliz aristokratı da eğer binecek olursa, ki biner metroya, onlara bakar ve derhal anlar, ha bununki 58 poundluk. Çünkü onun normu. Yani dolayısıyla yani bu bütün bu işte sınıf ve tabakalar arasında bazen uğraştığın halde tam paylaşamadığın başka normlar var. Evet. Aklımda öyle bir sınıf normu var. Ha. Bir arkadaşım Gecekondu Mahallesi'nde dolaşıyor İstanbul'da. Çocuklar top oynuyor. Ya topa at diyor. Pas ver diyor bana. Çocuk atıyor topu. İşte bir iki vuruyor topa. Devam ediyor. Aynı şey diyor. İstanbul'da bir zengin mahallesinde yaptım. Ya bana pas ver. Çocuk topunu kaptı diyor. Aynı şeyi, siyasi mülteci oluyor bu arkadaş. İşte Hollanda'da. Yine pas ver diyor. Bu sefer arkadaşımı şikayet ediyorlar. Cinsel tacizde bulunacak belki çocuk diye. Şimdi değişik toplumlar, değişik kültürler, değişik sınıflar aynı davranış. Ve bu çok oluyor.
Evet. Ve kötü olanı senin çok önemli işaret ettiğin bir mutlak bir değer varmış gibi baktığımızda, hele psikiyatri falan gibi yerlerde baktığımızda, psikiyatri kültürleri çözemiyor. Çünkü mutlak değerlerden gitmeye çalışıyor. Ve orada çuvallıyor, sen delisin diyor, sen delisin diyor, sen delisin diyor. Halbuki evet, senin deliliğin senin ortamında normaldir, sizinki gitgellidir, benimki de felakettir belki. Evet, evet. Ama tek bu kıstaslarla gitmeye çalışıyor. Bu da önemli bir konu. İsterseniz devam edeyim oradan, açık bilmiyorum. Sanıyorum ki bir şeye yakınlaştık ama bir devam edelim. Yani çok kısa, ABD birçok şeye hakim olduğu gibi bizim normal nedir, normal nedir, ne değildir davranışlarımızın psikiyatride saptanmasına da hakim. Çünkü Amerikan Psikiyatri Cemiyeti arada sırada toplanıyor. Şu hastalıktır diyor, bu hastalık değildir diyor. Ve dünyanın gerisi az çok buradan gidiyor. Evet. Eşcinsellik mesela. 60'lı yıllarda eşcinsellik Amerikan Psikiyatri Cemiyeti'ne göre bir hastalıktı. 68 kuşağının gene bir tür devrimi. Bunun içinde cinsler arası eşitlik girdi vesaire. Eşcinsellik daha bir kabul edilir oldu. Psikiyatri Cemiyeti'nin toplantısında artık gizli eşcinseller ortaya çıkıp bu normal sayılmalı dediler. Ve birdenbire şey değişti. Eşcinsellik hastalık olmaktan çıktı ve bütün dünyada hastalık olmaktan çıktı. Ama hastalık evet, mıydı? O da başka. Yunanistan'da hastalık. Hastalık ama daha şey. Burada hala ilacı hastalık bulunamadı. Evet. Bu konuyu belki de daha uzatabiliriz. Şimdi bir ara teklif ediliyor da bundan sonra bence çok önemli bir noktaya geldik. Onu devam ettirelim. Evet. Fakat bu araya da benim de var bir söylemek istediğim. Bu insan psikesi dediğimiz o tuhaf, elle tutulmaz bir yerde norm bulamazsın. Bir normal varsa dahi, hı hı, bir ikinci normal olabilir ve o ikinci normal tamamen yeni bir alanın normalidir. Yani benim gündüz olarak farklı kişilerle, farklı ortamlarda farklı normalitelerim var. Evet, bundan önceki kısımda sanıyorum ki bayağı bir çok enteresan bir duruma gelmiştik. Şundan dolayı ben burada şöyle bir şey görüyorum. Bir taraftan bir transandantal açıdan buna bakılması ve sanıyorum ki tıbbın da son zamanlarda almış olduğu bazı tutumlar bu transandantale benzer. Yani bir ispatı olmasın, zarar yok ama mesele şöyledir, ben bu ve onun içinde böyle de değerlendirilmesi lazım gibi bir şeyden bahsediliyormuş yani. Ve sen onu bize aktarıyormuşsun gibi geldi. Doğru mu? Evet, özellikle tıp kelimesini vurgulamanız önemli, evet, bence. Çünkü psikiyatri ne kadar tıp, ne kadar tıp değil aslında tartışılır bir şey. Her ne kadar psikiyatrist de tıp eğitiminden geçiyor olsa da, işte apandisitiniz varsa, işte onun semptomları belli, onu alıyorlar ve iyileştiğiniz belli. Psikiyatri de öyle değil. Çünkü somut, elle tutulabilir bir şey yok. Ancak psikiyatrist karar verebiliyor sen iyileştin diye. Şimdi bir deney anlatmak istiyorum psikiyatrinin ne kadar belirsiz olduğuna ilişkin belki. Ve psikiyatristlerin çok hoşlandığı bir deney değil tabii bu. Bu Rosenhan diye bir adam bundan 20-30 yıl önce başka psikiyatrist arkadaşlarıyla bir gün oturup konuşuyorlar, ya bizim bu teşhis koyma hikayesinde çok boşluklar var. Bunu bir araştıralım. Şu şekilde araştırıyorlar, hepsi ayrı ayrı hastanelere sesler duydum, bir şeyler gördüm şikayetleriyle başvuruyor. Başvurulan hastaneler arasında ABD'nin en iyi üniversite araştırma hastaneleri var, özel klinikler var ve üçüncü sınıf devlet hastaneleri var. Grubun kaç kişi olduğunu hatırlamıyorum. Ya 10-15 kişi. 10-15 ayrı hastane.
Hepsi bir defa hasta olarak kabul ediliyor. Yani kimse sen numara yapıyorsun falan demiyor. Hasta olarak kabul edildikten sonra da ayrı ayrı teşhisler konuluyor. Çoğu şizofreni. Ve bunlara ilaç vermeye başlıyorlar ama ilaçlar almıyorlar, dillerinin altında saklıyorlar vesaire. Değişik hastanelerde değişik tedavi ekolleri var tabii psikiyatrinin. Değişik yöntemler deneniyor iyileşmeleri için. Bunlar süreç boyunca artık hiç yalan söylemiyorlar. Bir tek mesleklerini saklıyorlar. Ve ilk günkü şikayetleri, sesler işitiyorduk, bir şeyler görüyorduk artık yok. İkinci defa bunu dile getirmiyorlar. Buna rağmen uzun bir süre geçtikten sonra, bir ay, bir buçuk ay, hiçbirisi iyileşmiyor. Yani hala hastalar. Sonunda dışarıda arkadaşları var, ya böyle bir deney yaptık diyorlar, bunlar aslında hasta değildir. Serbest bakılıyorlar, çıkıyorlar ve tabii ki bu psikiyatri camiasında müthiş bir şey uyandırıyor, olumsuz bir yankı uyandırıyor. Ve diyorlar ki biz psikiyatristler hastanın iyi niyetine inanmaya mecburuz. Niçin birisi gelsin ki kendi kendine ben deli desin diye. Bunu bilseydik biz de böyle oyun oynayacağınızı, biz o kadar kötü değiliz, anlarız Hanya ile Konya'yı diyorlar. Bunlar da peki diyorlar, önümüzdeki ay şu 10 hastaneye gene birilerini yollayacağız. Siz söyleyin kimler bizden geldi, kimler başkaları diye. İddiaya girişiliyor, kabul ediliyor iddia. İşte o bir ay geçiyor ve soruluyor hastanelere kimler geldi diye, oyun oynuyor. İşte A hastanesi Mehmet ve Ahmet geldi diyor. C hastanesi Hatice ve Süheyla geldi vesaire. Halbuki kimseyi yollamamışlar. Yani bu psikiyatrinin yanılması çok çok zor bir şey. Yanılması çok kolay bir şey. Kültürleri tanımak çok zor bir şey. Sanırım Murat senin okumalarında örneğin hem edebiyattan hem başka okumalarından söyleyeceğin çok şey olabilir bu konuda. Ya işte yani düşünce insanın işte aklından geçenler bunun kadar kaypak, bunun kadar elinden sıkı sıkı yakalayamayacağın başka bir şey olamaz. İşte psikiyatrlar da bundan uğraşmak durumundalar. Yani dolayısıyla işte kaygan, her an sarsılan, her an dağılıp yeniden kurulan bir ortam bu psikiyatrinin ortamı. Ama tabii sadece psikiyatrlar bundan bir açıdan ve profesyonel olarak ilgili insanlar, ama hani dediğin gibi şimdi yani bir romancı da hani bunları ele almayacaksa neyi ele alacak? Şimdi bu deminki şeye gene bir küçük ek olarak senin sözün, norm arıyorlar, mutlak bir norm arıyorlar, bulamıyorlar ya da işte buldukları zaman da bulduklarını sandıkları zaman da çuvallıyorlar gibi bir şey söyledin ya demin. Yani çünkü başından beri tanımladığımız, eğer bizim söylediğimiz doğruysa, zaten o norm toplum tarafından belirlenen bir şey. Yani dolayısıyla o insan psikesi dediğimiz o tuhaf elle tutulmaz bir yerde norm bulamazsın. Yani o norm dışarıdan geliyor, konuyor oraya. Yani işte psikolojide o sosyolojinin bulacağı norma göre psikoloji çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi benim aklıma gelen, ben fazla bilmem bu şeyi, psikoloji konusunu. Hatta zaman zaman şeyde gıcık da gelir bana, pek şey yapmam, haz etmem. Ama yani sonuç olarak psikiyatrın da iyisi var diyebilirim. Bunlardan biri Lang, bu İngiliz adam. Ben onun kitaplarını böyle ilk bir tesadüf bir tane aldım, okudum. Çok beğendim. Ondan sonra işte toplayabildiğim kadar topladım ve okudum. Çünkü Lang'i okumak da mesela roman okumak gibi. Adamın özelliği, yani siz biliyorsunuz da yani program için söylüyorum ya, yani hastasını tek başına kabul eden bir adam değil. Yani biri geliyor, bir şikayette bulunuyor. O kişinin bir ailesi var falan, çevresi var. Onları da görmek istiyor. Hepsiyle birlikte konuşuyor. İşte normal bir aile ise bir anne, bir baba, birkaç erkek, kız, kardeş falan, bunlar çıkıyorlar. Sonra da bu konuşmaları kaydediyor Lang ve kitaplaştırıyor. Yani olduğu gibi bu konuşmalarını aktarıyor.
Şimdi şikayeti olan insana bakıyorsunuz. Yani beni tedavi et diye gelen. O ne bileyim mesela işte ailesine karşı suçluluk duyguları duyuyor. İşte rahatsız şu bu falan bir şeyler. Yani türlüsü var tabii de. Yani onu okuduğunuz zaman işte bir case, vaka olarak falan diye siz de okuyorsunuz. Bir takım izlenimler, bir takım kanaatler ediniyorsunuz falan derken babasıyla konuşmaya başlıyor diyelim. İşte babası diyor ki aslında işte biz çok üzülüyoruz, biz onu çok severiz. Ama işte tuhaf tuhaf şeyler yapıyor. Hatta geçen gün iki tane patlattım falan. Adam hani kendisi hasta değil, normal olarak hasta olan işte kızını anlattığında farkına varmadan çeşitli açıklar veriyor. İşte annesi geliyor, işte şöyle oluyor, hani babası vurmuş falan. Ha işte ben o zaman zaten onu işte saçından tutup odaya kapattım, işte babandan nasıl öyle konuşursun dedim falan. Şimdi bütün bu hikayeleri okuduktan sonra bakıyoruz burada normal olan bir tek hasta var. Ve bütün aile anormal. Ve zavallının hastalığı da bu aileden ötürü. Onu hasta yapan bilmem ne. Biz bir taraftan biz seni çok seviyoruz deyip bir taraftan olmadık şey yani tokat atmak kolay işin. Kolay olsun diye söyledim ama yani bu manevi ikiyüzlülüklerin, manevi baskıların, manevi şantajların vesaire sonu gelmiyor. Yani kardeşi bir türlü, anası bir türlü, babası bir türlü falan. Yani sonunda bakıyorsun bütün bu arda arda yani işte şikayetler farklı, bilmem ne farklı. Birinin babası var, öbürünün annesi var falan filan. Ama yani üç aşağı beş yukarı bunlar birbirini tutuyor ve herhangi bir roman okur gibi okuyor insan. Yahut ne bileyim bir Shakespeare oyununu okur gibi. Üstelik de gerçek. Yani burada şeye lüzum yok. Bir artistik bir olay örgüsü falan kurmaya gerek yok. Olay kendi kendini anlatıyor işte. O zaman diyorsun ki vay canına yani bizim işte hani bu normal toplum işte bunlar hepsi normal adamlar. Kılığı, kıyafeti, işi var, gücü var, bilmem nesi var ama kimse normal falan değil ve normal olmamak dışında zararlı oluyorlar yani. Gerçekten ve o hasta olduğu söylenen kişi duyarlı olduğu için en duyarlı insan. Genellikle evet. Ailenin zayıf halkası evet. O en duyarlı insan oluyor. Evet. En başkalarının farkında olan insan evet. Olduğu için dayanamıyor o baskı. Öyle. Evet. Ve o çok üzücü bir şey. Evet. Bütün bu çözülmezliklerin diyebileceğim üzerinde duran bir Fransız hem doktor hem de felsefeci. Kanguyem. Çok ilginç şeyleri var. İlginç buluşları var. Daha doğrusu bir nevi felsefi yaklaşımları var. Bir örnek oradan hatırladığım yogi. Yogi şey bakımından bedeni bakımından son derece patolojik bir kişi. Çünkü onun yaşadığı hayatı başkaları yaşayamaz, hasta olur ve biz onlara hasta deriz. Halbuki bu o hayatı yaşayabildiğine göre ve pekala hani insanların yaşayabildiği yaş kadar yaşını uzatabileceğini hatta daha ileri gidebileceğine göre bu aslında normalin bir yeni şekli. Binaenaleyh normalden bahsederken bu yalnız bu örneğe dayanmamak lazım. Çok derin bir takım araştırmaları var. Fakat normal ve patolojikten bahsederken normalin kendi bildiğimizin daha ötesi bir normal olabileceğini anlatan birisi Kanguyen ve bu şeyde tıp anladığım kadar tıpta çok önemli bir etkisi olmuş. Çünkü bir çeşit normalitenin
tek çeşit normalite olmadığını, yani tıp gibi ne bileyim fiziki bir araştırmalara dayanan bir noktada bile bir hayatın manası diye başka bir şeye kulak vermemiz veyahut da araştırmamız gerektiğini söylüyor Kanguyen. Evet. Sen bir şey söyleyecektin bu konuda. Yok, Kanguyen ben hiç okumadım da ama işte şeyden kulaktan dolma tanıdığım bir adam. O açıdan çok önemli olan şeyi ifadesi, bir normal varsa dahi bir ikinci normal olabilir ve o ikinci normal tamamen yeni bir alanın normalidir. Evet. Yani bildiğimiz normalin bir ayrı şekli falan değildir. Tamamen bizim patolojik olarak söyleyebileceğimiz bir alanın artık normalite kazanmış olması. Bu bana çok ilginç geliyor. Evet, doğru. Ve onunla birlikte hayat nedir diye bir şey var. Bir araştırması var. Aslında şunu söylemek mümkün belki Şerif Bey. Yani benim gündüz olarak farklı kişilerle, farklı ortamlarda farklı normalitelerim var. O da doğru. Ve kimsenin onu bilmediği, bir tek benim bildiğim, hatta benim bile belki çok farkında olmadığım. Ama bunlardan bir tanesi başka bir ortam tarafından belki fark edilirse ve yargılanarak fark edilirse, bir de yargılamak var çünkü normalitede, yargılanarak fark edilirse o zaman siz sakat oluyorsunuz veyahut anormal oluyorsunuz. Hele bu siyasete dönüştüğü zaman, yani siyasette de bu normallik, anormallik psikolojik çok kullanılıyor biliyorsunuz. İşte Amerikalılar şairleri Ezra Pound'u 12-13 yıl şeyde tuttu, Washington'da tımarhanede tuttu. Kennedy başkan olunca başkanlık affıyla serbest kaldı. Sovyetler'de kaç kişi psikiyatrik hastanelere yatırıldı? İşte Medvedev diye bir adam vardı, hatırlıyorum. Biyolog. Fakat aynı zamanda muhalif, demokrasi istiyor. Ona şey dediler, iki kişilikli adam dediler, şizofren dediler. Çünkü bir adam hem biyolog hem de rejim muhalifi. Yani iki kişi olamaz bir kişi. Sen biyologsun. Akıl hastanesine yatırdılar. Evet, o şeydi. Yani yapabilecekleri iki şeyin iyisiydi. Çünkü güzelim sosyalizmi kurmuşlar. Tanımı gereği orada herkesin mutlu olması lazım. Dolayısıyla kimsenin de muhalif olmaması lazım. Şimdi bir adam çıkmış, ben muhalifim, bu yaptığınızı beğenmiyorum diyor. Şimdi bu adam ne olabilir? Bir, emperyalizmin ajanı olabilir. İki de akıl hastası olabilir. Şimdi emperyalizmin ajanı olunca zaten adamı imha edeceksin, ortadan kaldıracaksın. O anlamda daha iyisini yapıyorlar. Sadece tımarhaneye yatırmakla yetiniyorlar. Evet, çok adam böyle şey yaptı. Saharov'u falan da geçici sürelerle sanıyorum koydular şeye, böyle galiba, böyle çok kurumlara. Oldu, çok oldu. Evet. Evet, yani bu konuştukça bu normal nedir falan diye, normal bildiklerimiz anormal, anormal bildiklerimiz de normal olmaya başlıyor. Şey geldi onu söyleyen, Reich aklıma geldi. Siz evet, geçenlerde ondan bahsetmiştiniz. Şöyle bir sözü var Wilhelm Reich'ın, işte psikolog, psikiyatr o da. Asıl sorulması gereken diyor, neden aç insanın çaldığı, neden sömürülen insanın greve gittiği değil, neden aç insanların çoğunun çalmadığı, neden sömürülenlerin çoğunun greve gitmediğidir diyor. Çünkü o düzen içinde, düzene, absürt bir düzene niçin baş kaldırılmadığını aslında sorguluyor. Ve uygarlık da azıcık bu baş kaldırıyla başlıyor galiba. Yani şey, paradigmayı değiştirmekle, o paradigmayı değiştirmek de uyum sağlamamak. İşte Kuhn, bilimsel devrimlerin şey, Einstein veyahut yani bir paradigma değişikliği oluyor. Veyahut Newton, paradigma değişikliği. Düzene karşı gelmek.
bu genel konudan bir daha bir özel bir meseleye gelebilir miyiz diye soracaktım. Sanıyorum ki bu bölümü bu sırada bitirmek üzereyiz ve bir yeni bir bölüme geçtiğimiz zaman benim çok üzerinde durduğum ve hatta merak ettiğim bir konuyu açmak istiyordum. Bu konudaki düşüncelerinizi. Acaba Türkiye'de genel manada bir normallik anlayışı var mı? O nedir tam olarak? O nasıl araştırılabilir? Ulusal kişilik benim de çok sorguladığım ve cevabını bulamadığım bir şey. Tom Wolf vardır. Amerikan milleti, Fransız milleti falan yoktur. Avukat milleti, gazeteci milleti falan vardır der. Senin çok doğru bulduğun, yani üzerinde durulmasını gerektirdiğini sandığım bu tabakalar meselesi vardı. Ben biraz da bunun tam aksini iddia edebilir miyiz? Hani bütün bu işlerin paradoksal olduğu şekilde. O da şu, tabakalar arasındaki düşünceyi bir tarafa koyalım. Acaba Türkiye'de genel manada bir normallik anlayışı var mı? Yani birçok insanların paylaştığı ve bizim o mekanizmayı pek iyi anlamadığımız ve bundan dolayı bazen çok hata ettiğimiz politikada vesairede bir tabandan bahsetmek istiyordum. Ne diyorsun bu konuda? Evet. Ya taban tabii önemli bir konu. Taban, temel, bunlar şey, benzer kavramlar. İşte temel hakikaten. Yani bütün bu daha çok biz hani farklılıkları, farklılaşmaları falan vurguladık ama tabii bir de ortaklıklar da var. Yani ben işte aynı davranışı bilmem Hollanda'da vesaire falan başka türlü tepkiler alabiliyorsun ama bazı şeyler de var ki aynı tepkiyi alıyor. Mesela yani bir şey meşhur Milai olayı, Amerikalı adam asker, subay Vietnamlı'nın kafasına tabancayı sıkıyor ve bu fotoğraf yayınlandı. Şimdi bu fotoğraf bütün dünyada aynı tepkiyi aldı. Ya da İsrail'deki adam Filistinli'nin kolunu kırıyor, iki tane şey İsrail askeri. Bu da televizyonda yayınlandı ve Peru'da da işte Çin'den Peru'ya aynı tepkiyi al. Demek ki yani böyle bir şey var, hani bir ortaklık da var ve bu nerede oluyor dediğimiz zaman da herhalde gideceğiz işte o toplumun artık en şeyini, temelini teşkil eden tabana bakacağız. Yani bu şeyde olmuyor. Rockefeller düzeyinde olmuyor. Yani bu işte Ayşe Nine bilmem ne kimse, yani o insanların olduğu yerde bu temel insani değerler oluşuyor. Bunların da zaman içinde ayrışması olmuyor mu? Oluyor elbette. Ama sonuç olarak hani o normallik diyebileceğimiz şeyi belirleyen ve belki aynı zamanda da o normalliği insan vicdanı diyeceğimiz bir başka yapıya bağlayan geçiş noktası ya da köprü gibi de bir şey oluyor. Yani şimdi mesela 10 emir Tevrat'ta İsa'dan bilmem kaç bin yıl önce Musa'ya tebliğ edilen 10 emir. Çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin, öldürmeyeceksin. Yani ama mesela arada Allah'ın adını boşuna almayacaksın.
diye bir şey var şimdi. Ben buna hep baktığım zaman Allah Allah, yani şimdi öldürmeyeceksin anladım. Çalmayacaksın anladım. Bunu yapsan ne olur yani. Ama demek ki o zaman şeymiş işte, bu da bir norm imiş öbürleriyle aynı. Bu değişmiş olabilir o kadar. Ama yani şimdi hatırlamıyorum ama yani 10 emrin 9'uyla ben mutabakat halinde olduğumu en azından hissedebiliyorum. Bu her ne kadar şeyden Tur-u Sina'da bir çalılığın içinde gelmiş olan Yahova tarafından Musa'ya tebliğ edilse de bence Musa o dediğin şeyi toplumun tabanına gitseydi oradan da bu 10 emirle gelebilirdi yani. Asıl geldiği yerde galiba orası. Evet ve Türkiye'de az çalışılmış olan bir konu. Ben bir kavramla yaklaşayım dedim. İşte mahalle baskısı. Hem mevcut hem de aynı zamanda bir sanal bulut halinde çalışan bir güç. Buna benzer bir gücün, yani mahalle baskısı değil. Mahalle baskısı bence bir ilk adım bir şeyi anlayabilmek için. Ama benim hep merak ettiğim halk arasında normal olan nedir? Yani Türkiye'nin halkında normal olan bir şey var mı? Bir imge var mı? Ve bu imgenin özelliği nedir? Yani kendi memleketimizle ilgili olarak normal kelimesinin ya da normal durumunun incelenmesini son derece önemli buluyorum. Çünkü çok zaman Türkiye'deki bu bir birleştirici diyemeyeceğim ama temelde olan ve temelden çıkan bir takım fikirleri ancak o temelin mevcudiyetini kabul ettikten sonra çıkarabiliyoruz. Yani o temel olmasa bence o fikir olmaz. Yani o fikir bir komplonun sonucu değildir. Burada arkada çok gizli demeyeceğim ama görünmeyen bir şekilde çalışan bir arka plan kabulü, bir normalite kabulü var. Ben onu bulmaya çalışıyorum. Çok uzun zamanlardan beri. Yani çok önemli bir soru. Değil mi? Sen çok önemli. Yani ulusal kişilik diye bir şey olabilir mi diye sorduğumda kendime gayri resmi konuşmalarımızda bir anlamda bilimsel olmayan, işte İngilizler böyledir diyoruz, Ruslar şöyledir diyoruz. Yani bir ulusal kişilik atfediyoruz. Yani bir şey hissediyoruz. Ama tabii ki bin tane katman var İngiliz içinde, Türk'ün içinde. Fakat o nedir tam olarak? O nasıl araştırılabilir? Ulusal kişilik benim de çok sorguladığım ve cevabını bulamadığım bir şey aslında. Onun için de belki çok zor bir konu olduğu için sizin üstlendiğiniz, az insanın cesaretle üstüne gittiği bir konu belki. Yani nedir Türkiye'nin ulusal kişiliği? Nasıl tanımlayabiliriz? Nasıl araştırabiliriz? Hangi yöntemlerle araştırabiliriz? Bilmiyorum ama gayret edilmiyor da. Evet. Yani ne bileyim ikinci derecede bilimsel diyebileceğimiz bazı eserler var. O tip eserlerde bile çok az yaklaşım var. Halbuki yani toplumsal bilimlerin gelişmesinde bu alanı bulabilmek belirli bir ülke için, belirli bir endüstriyel toplumun değerleri bakımından bunu arayan çok kişi olmuş Avrupa'da. Bizde pek fazla bu konulara girilmiyor. Yani bizde bir tabanın olmuş olup olmadığı konusunu inceleyen az kişi var. Bu çünkü tehlikeli bir şey, bir konu. O kadar. Yani benim için tehlikesi her şeyden daha büyük olan ve araştırmacıya bir set çeken bir konudur. Evet. Evet. Ama bu yani işte hayat pratiği diyeceğim.
Bunlar hepsi soyut kavramlar sonuç olarak. Ama yani işte bu gibi şeyleri de ortaya çıkaracak olan, biçimlendirecek olan sanıyorum hayat pratiği dediğimiz şey. Evet. Şimdi hayat pratiği de tabii insan toplumsal bir varlık olduğu için öyle bireysel olarak kendi başına inşa edebileceği bir şey değil, ortaklıklar halinde. Ama şimdi o gruplar değişiyor. Demin senin söylediğin ne mesela geliştirirsek, değil mi? Yani işte bugün modern dünyada yaşayan bir adam, ben, sen, işte maçta Fenerbahçeli, meslek hayatında, yok işte üniversitede şu, evlilik hayatında bu falan filan bir yığın farklı şeyimiz var. Tom Wolfe vardır, bu Amerikalı romancı, şey, Kayıp Kuşak. Onun bir lafı böyle geliyor aklıma. O şey, Amerikan milleti, Fransız milleti falan yoktur. Avukat milleti, gazeteci milleti filan vardır der mesela. Şimdi oradan bakabilirsin. Evet. Yani şimdi tabii elbette ki Fransızların bir ortak hayatı var. Oradan işte Fransızlık diyeceğimiz bazı şeyler bulabiliyoruz. Bu yanıltıcı olmakla birlikte dediğin gibi konuşurken hani böyle bir aman bilimsel doğruyu söyleyeyim değil de işte sohbet arasında işte Fransız işte böyle yapar, Alman işte ne beklersin falan gibi bir yerin laf ederiz. Ama hani meslekleri de şey yapamayız yani. Çünkü orada da Amerika'da veya Norveç'te işte aynı mesleği icra eden bir adam var. Oradan o hayat pratiğinden bir şeyler var. Onun için bu gene yani bir sürekli kovalamaca gibi geliyor bana. Sınıflar arasında aynı şey. Hiçbir zaman yani tam bir norm yok. Ama bir yandan da normlar hep tamlaşmaya doğru bir eğilim sanki gösteriyor. Veya yani normun da kendi içinde şeyleri var sanki. Yani hem ben yapmıyorum bir şeyi. Evet. Ama yapan adamı gördüğüm zaman çok yadırgamıyorum filan. Yani böyle bir alışık olma, aşina olma, evet, falan gibi durumlar da var sanki. Ama sonuçta bir bu normalin ve normun canına okuyoruz gibi geldi şey sonunda. Ama oradan sen seni normal adam seni diye bize. Ama sen evrensele de işaret ettin demin Murat. Evet. Yani çöpümüzde bazı evrensel normlar olduğuna inanıyorum ki bir yere doğru gitmeye çalışıyoruz. İşte onun için insan hakları ve evrensel beyannamesi diye bir şey var. İşte işkence yapmayacaksın. Yüzümüz kızarıyor hala. Yani biyolojik temelleri de var. Evet. Bazı normların. Bu yüz kızarması müthiş bir şey. Evet, çok önemli tabii. Ve evrensel bir şey. Onun dışında Kızılderililer için zor olabilir. Kızılderililer için nasıl oluyor ben de merak ederdim. Zenciler için merak ettim ve sordum. Siyahiler için hissediyorlar. Yani ben göremiyorum. Belki aynı renkten insanlar birbirlerini daha evde edebiliyor. Edebiliyorlardır çünkü onun da bir işlevi olması lazım. Yani toplumsal işlevi olması lazım. Aklıma şey geldi. Psikopatlar var mesela. Psikopat, sosyopat diye bir deyim var psikiyatrinin. O vicdansız insan. Yani bu işte gizli misyonların, askerlerin gizli misyonlarının belki Taksim'de 1 Mayıs'ta 50 kişiyi tarayacak insan ordular için, bu gizli servisler için psikopatlar arasından seçiliyor genellikle. Özellikle onlar arasından seçiliyor. Çünkü kendisini suçlu hissetmiyor. Kendisini kötü hissetmiyor. El ayağı titremiyor. Demek ki normal insan kötü şeylerden, adam öldürmek gibi kendisini kötü hissedebiliyor ve onun için gizliyor zaten. O bakımdan psikiyatrinde bazı işlevleri var ama o bir sanat daha çok. Yani o insandaki iyiyi ortaya çıkarmak. Onu yapabilen psikiyatristler de var şüphesiz. Ama normlardan gittikleri zaman, demin bahsettiğimiz katı normlardan, o bireyin özelliğine karşı gelmiş oluyorlar. Evet. İyi çıkarmak için bazı felsefeciler yeni felsefe kavramları çıkarmak mecburiyetinde oldular. Yani iyiye bir evrensel bir değer vermek için ilk aklıma gelen Kant. Kant'ın bence bu kategorileri ve Kant'ın evrensel düşüncesine sebep olan Kant'ın felsefi gelişmesi, felsefesi
bence çok itimat edilecek bir şey değil. Bizim duyduğumuz o üzüntüyü veyahut da işte şeyin kızarmanın bir felsefi şeklini verebilmek için Kant bunu yaptı. Hı hı. Ama biraz orada bir küçük bir şey görüyorum, bir Türk, bir küçük bir tam felsefi olmayan bir nevi kaçma görüyorum. Çünkü Kant bunun için insanların iyiliğini ortaya, yani evrensel iyiliğini ortaya çıkarmak için, ki onun içinde bir takım bölümleri vesaireleri var, bir yeni bir düşünce kategorisi icat ediyor. Hı hı. Bu yeni düşünce kategorisine ben inanabilirim veyahut da bazen de düşündüğüm gibi, yok, bizim iyilik dediğimiz şeye bir evrensel bir şekil vermek için Kant'ın küçük bir oyunu gibi geliyor, bilmiyorum. Hı. Ne diyorsunuz? Vallahi ona şeyle cevap vereceğim. Marx'ın Feuerbach'a karşı 11. teziyle cevap vereceğim. Yani filozofların hepsi dünyayı yorumlamaya çalışmıştır. Mesele olan azıcık dünyayı değiştirmek. Yani Kant'ınki de bir yorum. Her ne kadar evrensellik iddiasında bir yorumsa da onun bir dünyayı değiştirmek için itici gücü olmadı belki. Bilmiyorum, bu bir karşılık mı sizin dediğinize? Evet evet, ben tamamen aynı şeyi düşünüyorum. Ve Kant'ın bir felsefi oyunuyla bizim aradıklarımızın temellendirilmesinin mümkün olmayacağını sanıyorum. Yani onun için praksise bağlı olan felsefelere çok daha çok önem veriyorum. Yani bu transandantal bir şekilde bir iyiliği, insanın iyiliğini şey etmek, oluşturmak veyahut da çok sağlam bir yere oturmak gibi bir şey olmadığına inanıyorum. Evet, biz de daha Aristotelyeniz galiba. Evet, daha şey, evet. Aksiyonuyla insanı ele değil almaktan mi yanayız. Evet. Bunlar daha platonik yaklaşımlar. Yani ben Kant'ınki gerçekten de bu Kant'la yapılan çok büyük, yani Kant'a çok büyük saygının herhalde var, çünkü herkesin büyük saygısı var. Fakat bunun küçük bir oyun olduğuna inanıyorum. Yani bir felsefi oyunla bizim zaten içimizde olan, hani o kızar, yüzünün kızarması falan gibi şeylerin felsefice, felsefe diliyle seyilmesi, temellendirilmesi gibi diyor. Başka bir oyun da müsaade ederseniz, az vaktimiz kaldı, bu zeka, normal zeka nedir, zeka ne değildir vesaire. Orada da çok kısaca değinmek istiyorum, çünkü çok, ve azıcık teori ve bir praksis burada, çünkü çok aile heder oluyor çocuklarına verilen zeka puanları yüzünden, zeka testlerinde. Bir defa zeka işte bir tek rekabet alanı halinde. O da bir rekabet alanı halinde. Rekabet alanı ve bu testler ne kadar geçerli, ne kadar güvenilir çok çok tartışılır. Fakat şunu biliyoruz ki bu şey olarak, pratik olarak imkansız. Türkiye'de özel alt sınıflar var. Yani sen adam olamazsın diyen sınıflar bunlar. Çocukları geri zekalı dendiği derecede. Ve bu çocuk psikolojik testler, zeka testleri sonucu oraya girdi mi artık tamam, onun geleceği bitti eğitim olarak. Kim buraya giren çocuklar? İşçi sınıfının veya köy kökenli çocuklar. O zaman buradan yola çıkıp işçiler, köyler aptal mıdır, geri zekalı mı diyeceğiz? Olamaz. Testlerde bir şey bulmak lazım. Keza aynı şey Almanya'da Sonderschule, Türk işçi çocukları orada da özel alt sınıflarda. Fakat bu sadece testlerin kötülüğünden değil, çok çabuk konuşuyorum kusura bakmayın, testlerin geliştirenler de bir sosyal Darwinci felsefeyle zamanında geliştirdiler. Ve daha çok ABD'den yola çıkıldı burada. Bakın şöyle, dünyada en çok kullanılan zeka testi var, Stanford bir ne diye. Onu geliştiren adam şöyle diyor. Meksikalılar için, Amerika'da siyahlar için ve Kızılderililer için. Aptallıkları ırksal olmalı. Bunu dünyada en çok kullanılan zeka testini, Stanford Binney'i geliştiren kişinin, Thurman'ın cümlesi.
Amerika yerlileri, Meksikalılar ve zenciler arasında olağanüstü sıklıkla rastlanması, ırklar arası zeka düzeyi farklılıkların ele alınmasını gerekiyor. Bu toplulukların çocukları diğerlerinden ayrı özel alt sınıflara konmalı. Daha 1920'lerde ve hala bu devam ediyor. Yani buna ne zaman dur denecek? Amerika'da azıcık dendi. Nasıl dendi? Çünkü siyahiler azıcık örgütlendi. Haklarını aldılar yasal olarak, dava ettiler bunları kullanan okulları vesaire vesaire. Yani bir zeka katliamı söz konusu. Aslında bizim konuştuğumuz konular gerçekten tekrar konuşulmaya gereken konular. Yani bazen bunların ya transandantal kısmı veyahut da o tabana ilişen kısmı belki daha incelikli tartışmak imkanı olacaktır. Herhalde bugünkü mesaimizin sonuna geldik. Mesaimizin için çok çok teşekkür ederim. Sanıyorum ki iyi noktalar ortaya çıktı. Yani tartışması gereken noktalar ortaya çıktı. Gelecek toplantıda buluşuncaya kadar.